amaçsız bir dünya hayal etmeye devam ediyor. Ve herkesi bu hayali gerçek kılmaya çağırıyoruz. Bir süredir. Covid-19 salgının etkisini de hissettiniz. Salgına karşı tedbirlerle toplumsal yaşam yeniden şekillendirmeye çalışılırken, iktidarlar politik gündemleri ve uygulamalarıyla yaşamımızı baskılamayı sürdürüyorlar. Yaşadığımız coğrafyada Covid-19 vakasının görüldüğü ilk tarihten itibaren farklı önlemler alındı. Terhis ve cevap sürelerinin ertelenmesi de bu önlemlerdendi. Ancak hali hazırda kışlalarda bulunan zorunlu askerlerin durumuna ve karantina sürelerinin işlenip işlenmediği, askeri birliklerde olası bir vaka sonrası yaşanacaklara dair sorular yanıtsız bırakıldı. Kışlalarda Covid-19 vakalarının görüldüğüne dair haberler de asılsız denildi. Bütün bunlar olurken savaş söylemleri de, pratikleri de geçtiğimiz aylar boyunca devam etti. Geçtiğimiz 15 Mayıs'tan bu yana Türkiye Devleti vicdan hakkını yok sayma ısrarını sürdürdü. Vicdani retçilere idari para cezası ve ceza davası tehditleri devam etti. Birçok vicdani retçinin seyahat özgürlüğü kısıtlandı. Çalışma ve eğitim hakkı engellendi. Anayasa Mahkemesi eskin bir mekanizma olmaktan giderek uzaklaşarak vicdani ret başvurularını yok sayma ısrarını sürdürdü. Bu yaşananlara rağmen bir yıldan bu yana yeni vicdani ret açıklamaları yapıldı. Vicdani retçilerin yargılandığı davalarda vicdani retin bir insan hakkı olduğu vurgulandı. Farklı şehirlerde vicdani retçiler bir araya geldi. Savaş karşıtlığını şiddeti konuştu, tartıştı. Bugün birbirimizden uzakta olmak durumunda kalsak da vicdanımızın ortak sesiyle barış için sesleniyoruz herkese. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için önlemleri alıyor. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Ama sosyal mesafenin yaşamlarımız için yeterli olmadığını da biliyoruz. Bu yüzden bu videoyu izleyen ve savaşsız bir dünya hayalimizi paylaşan herkesi mesafeleri büyütmeye çağırıyoruz. Zorunlu askerlikle, orduyla, şiddetle ve militarizmle aramıza mesafe koyuyoruz. Gelin bu mesafeyi beraber büyütelim. 15 Mayıs Dünya Vicdan Retçiler Günümüz futbolsun, ordusuz, savaşsız, şiddetsiz bir dünya için vicdan üretim.